Şöyle sesi tekrar düzelteyim. Merhaba arkadaşlar. Yani dolar endeksi 103 üzerinde, 103 seviyesi üzerinde seyrederken Türkiye'deki dolar bugün baskı yedi bir miktar satış geldi. Büyük bir ihtimalle merkez bankasının satışıdır diye ben düşünüyorum. Şuradaki uzun çubuk, 4 saatlik, 16 lira ya bir baraj kuruldu. Biliyorsunuz 16 lira barajını. Şimdilik geçilmesine izin verilmiyor. Ancak nereye kadar? Tabii ki geçildiği yere kadar. Yani o da elbet arkadaşlar ne olacak? Geçilecek. Şuradaki satışı arkadaşlar size göstermeme izin verin. Bu satış normal bir satış değil. Yani bir baskı altında tutayım satış olduğu gözlerden kaçmamakta. 15 lira seviyesi geçildikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki 16 seviyesine doğru yürüdü ve oralardan 16 liraya gitmesin, çıkmasın çabalarını şu an için gözlemlemekteyiz. Çok rahat bir şekilde bu gözlemlenebiliyor. Ancak 15 seviyesi geçilmiş oldu. Ona izin verildi. 15.80 üzerindeki tutulmalar yukarı doğru çıkışı destekleyecektir diyebilirim ve en kısa zamanda arkadaşlar bu çıkışı tekrardan göreceğiz. Şimdilik bir frenleme politikası uygulanıyor her zamanki gibi dolar şu an satılıyor diyebilirim. Çünkü bugün satılmasa bugün 16 üzerine kendine atmıştı. Onu söyleyebiliriz. Şöyle bir fiyatlara bakalım. Fiyatlarda dolar 15.84 lira. Euro 16.73. Gram altın 9.35. Ons altında 1834 dolar. 1837 oluyor bazen. Buralarda seyrediyor. Olacak olan şey ne? Olacak olan şey şu, bu böyle 16 lirayı bu sefer de buralardan bir geçirmeyin, biz, biz geçirmeyelim buradan da diye bir e, set kurma, bir baraj kurma. Eldeki kalan artık ne kadar para varsa onları bunları çıkartmamak üzerine bir 16 liraya çıkartmamak üzerine bir böyle bir senaryo aslında bu. Ama ve lakin e, bu senaryonun tutacağı bir şey yok. İnsanların elinde pek de dolar da kalmadı. Kur korumalı mevduata verdiler. Verildiği gibi de tekrar çevriliyor. Elde ne kadar para varsa Merkez Bankası'nın eksi kasaya çevirmek pahasına 16 da tutup bir mucize bekleniyor bana göre. Başka bir, bir izah tarzı yok. 26 Mayıs'ta Merkez Bankası'nın, Türkiye Merkez Bankası'nın yine bir e, enflasyon ve faiz toplantısı olacak. Burada faiz arttırılmaması yönünde tabii ki yoğun bir kuvvetli bir e, düşünce var Ben de açıkçası beklemiyorum Eğer arttırılırsa e, sürpriz olur Diye düşünüyorum çünkü arttırmanın da bir mantığı yok e, Bu da biliniyor ki Yani eksi 55 e, Eksi faiz politikasında Bugün yüzde %70 Faiz verilen politika Faiz %15 aradaki makas %55 Yani 10 bas puan 20 bas puan 30 bas puan da Dağıtırsanız orayı karşılamıyor Zaten hiçbir mantığı yok ancak bir anda yani böyle politika faizini %80'e çıkarırsanız %90'a çıkarırsanız dolar bundan ancak etkilenir. Başka türlü bir etkilenecek bir yol yok. Bugün yarın böyle 16 çıkarmayalım falan filan gibi böyle bir havalar var ama e, bu yakın bir zamanda 16 üzerine çok rahat bir şekilde çıkacaktır diye ben düşünmekteyim kıymetli arkadaşlarım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Bugün girdiğim her esnaf az önce dışarıdan geldim. Hepsi ateş küpü, sinir küpüydü. Bir şey istemeye korktum yani. Hani esnaflar da dertli. Bu noktada satış yapılamadığından söylüyor. Bir tane köfteciye girdim bugün söyleme sayıp bir köfte yiyeyim diye. Abi nasıl satayım ben bunu diyor. Yani porsiyon diyor 48 lira yazıyorum diyor. Kimse girmiyor içeri diyor. Satışlar iyice düştü diyor. Sanırım satışları düşürerek yani bu şekilde yüksek fiyatlı maliyetlenmelerden satışı düşürerek e, talebi azaltarak enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar ama Milletin canına tak etti ya bir şey almazsanız fiyatı düşer gibi böyle bir şey mi uygulanıyor? Artık bu, bu var yani benim anladığım kadarıyla dolarda böyle bir politika uygulanıyor. Turizmden çok gelir bekleniyor bu yaz. Oradan bir şey olur diyor, bir gelir olur diyor, bir şey olur fazla para girer diyor. Ve yine belki de bazı satışlar yapılması planlanıyor olabilir. Bazı araziler ve kaldıysa elde bir takım e, ee, Türkiye'nin işte köprü, baraj, liman ne kaldı artık bir şey de kalmadı ya. Böyle bir şeyler de planlanıyor olabilir. Ama faizi çıkartmak gibi bir niyet gözlemlenmiyor. Çıkarılırsa, politika faizi arttırılırsa bana göre bir sürpriz gerçekleşmiş olur. 15 lira üzerine çıkmasına müsaade edildi. Ancak şu an 16 lira barajında bekliyor. 15.95'e kadar gelmişti. Oralardan daha öteye salını vermedi. Ee, tabii ki izin verilmedi. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş çıksın isteniyor diyebilirim. Gündükte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gündür devam eden yükseliş bugün bir satışla 16 üzerinde biz çıkarmayacağız satışıyla bu şekilde kalmış gibi gözüküyor ama tepede de 18 40 kapı gibi bekliyor ve bana göre yani sonucu belli bir maç sonucu belli bir müsabaka izliyoruz. Şu an orta sahada top çevriliyor. Yakın bir zamanda ileri forvetlere pas nasıl olsa gidecektir diye ben düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar ekonomik bir, bir darlık, bir sıkıntı çekiyoruz. Evet bütün uluslararası piyasada bir enflasyon sorunu yaşanıyor ama yani bir yüzde %7 enflasyonla bir yüzde %70-80 enflasyon bir değil yani. E, boğuk bir piyasa var. E, i̇şsizlik görüyorum. İşsizlik çok önemli bir problem olarak gözüküyor. Yurt dışından gelen göçmen sorunu işte e, mülteci diyemeyelim de onlara işte sığınmacı diyelim. Onlar büyük bir sıkıntı arz ediyor. Kim rakamlara göre 10 milyon bir sığınmacı yaşıyor deniyor. Yani bu sığınmacılar içerisinde haber hep otobüslerde Afgan'da, Habeşli yani kim var kim yok dünya milletleri gibi böyle e, ülkemize Akın akın kaçak yollardan girmeyen çalışanlar da var. Hepsi de erkek ne alakaysa. E, bu da insanı düşündürüyor. yarasından yani. tutun da bilmem neresine kadar bir sürü insan geliyor. Sadece Suriyeli değil. E, biz e, yani misafirperver bir toplumuz elbette. Bunlara bakacağız edeceğiz ama bizim kendi sorunlarımız da var. Kendimiz besleyemiyoruz kendimizi. Bu konuda biraz daha farklı bir yaklaşım içine girmekte fayda var. Yalının ne işi var ben onu bilmiyorum yani. Habeşlerin ne işi var? Afgan'ın ne işi var? Oralarda da mı savaş var diye insanı düşündürüyor. Bu da günden güne bir tepki topluyor. Milletten de topluyor aslında bakarsanız. Ümit Öz Bozdağ ile Süleyman Soylu arasındaki atışmayı, çekişmeyi hepiniz biliyorsunuz. Bu sorun da ekleniyor. Şu an İsveç, Finlandiya NATO'ya girmek istiyor ve Türkiye buna veto edeceğini söyledi. Çünkü hani şey uluslararası işte PKK'yı destekliyorlar. E, terör de destek özellikle İsveç destekliyor şeklinde bir yaklaşım içine girildi. Amerika ile böyle bir sürçme yaşanmış olma ihtimali var. Yaşanabilir ve bu da bir sorun çıkarabilir gibi düşünüyor. Bu ithalat ihracat dengesinde cari açığımız günden güne artıyor. Bu da önemli bir sorun teşkil ediyor. Risk olarak önümüze yansıyor. Türkiye'nin CDS puanı, risk puanı yüksek. Dışarıdan borç bulunsa bile çok yüksek faizlerle borç bulunma yoluna gidiyor. Bu da yine şeyi tetikliyor. Yani dolar, euro ataklarda tetikliyor diyebilirim ben. Şahsen arkadaşlar bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bir sabah uyandığımızda doları ve euroyu hani o afaki rakamlarda bile görmek işten bile Kimse göremeyiz diyemez. Görmeyiz olmaz diyemez olabilir olabilirse bu da bir risktir arkadaşlar onu da söylememde fayda görüyorum. Kur korumalı mevduata giren e, mudiler sahipleri biraz e, doların artmasıyla biraz daha içeride durma şeyini e, rahat rüşvet mi diyelim almış oldular diyebilirim. Belki doların ve euronun bir miktar bu şekilde yükseltilmesi onların gönüllerini kazanmak ve yine gelecek Paralara yol açabilmek içindir. Gel gel yapmaktan sonra kimse parasını oraya koymaz diye düşünmekteyim. En sonunda biliyorsunuz enflasyon korumalı tahvil ee, şeyi çıktı. Onun bir çalışması yapıldı. izlenimi verildi. Dolarla ve Euro ile bu şekilde mücadele devam ediyor. Euro'da da günlükte e, bugün 16.61'in üzerinde tutulmaya devam ediyor. Bu bir miktar böyle tutunacak. Bu çizgiyi, sarı çizgiyi takip edeceğiz bir süre sonra fişeklenmeyi yaşayıp 20 lira üzerine çıkacaktır. Onu haftalıktan görebiliyoruz. 20 küsur lira üzerine çıkacak bir euro göreceğiz. Bunun dışında arkadaşlar altınla ilgili düğün piyasası şu an açılıyor. Yaz geldi. insanlar evlenmek üzere bir biliyorsunuz her yaz bir düğün mevsimidir. Dolayısıyla bu düğün mevsiminin de altına katkı sunacağını düşünüyorum. Her ne kadar al alınmasa da eskisi gibi yani yine de altına talep e, artacaktır diye düşünüyorum. Şu an gram altın 940 liraya şöyle bir e, affedersiniz e, öptü. Öptü geçti ben dedi selam söylüyorum sana yakında yanındayım dedi. Bakın görün yarın belki belki yarından da yakın 940'ı geçip bu sefer benim o çok beklediğim, fırtınalar kopacak dediğim 970 liraya doğru gelecektir. Yolculuğu oraya doğru başlayacaktır gibi gözüküyor. Günlükte o şekilde geçmiş oldu. 4 saatlikte de bunu bir şöyle bakarsak yakın bir zamanda ben 1000 liraya doğru bir yolculuk beklemem gerekebilir. 940'a geçtikten sonra bir azıcık bir geri gelme oldu. Do, o da doların satılmasıyla bir yerden bir kontrol mekanizmasının çalışmasıyla altında bir parça geri geldi. Ama 936 lirada diye düşünüyorum. Bunun kıymetli yerlerini tekrar hatırlatırsak 941 lirayla 969 lirayı bir göz önünde tutmanızda fayda var. 940'ya geçti. İğne attı. Selam etti. Daha önce bir kere denediği bir yerde 940. 18 Nisan'da denemişti. Yaklaşık bir ay önce. Daha önce daha önce de delip geçtiği birkaç yerler var. Onlar da 9 Martlarda falan bir geçmişti ama Tutunamayıp tekrar dönmüştü ee, Şimdi Arkadaşlar devam edecektir yukarı doğru bu Altın durumları 883 liradan e, Dolar şey altınlarını şey alanlar gram altınlar Şu andan bile zaten bir 20 lira 50 lira bir kardalar İyi bir prim yaptığını düşünebiliyoruz yani şuralarda Uyardığımız yerlerde Buralar alım zamanıdır artık buralardan bir e, şey yapması lazım Yukarı bu son alım fırsatlar dediğim yerden eğer alınsaydı şöyle bir yüzde 6 falan bir ee kar etmiş olacaktı. Yani 883, 936 siz hesap edin onu artık. Dolayısıyla çıkışın devam edeceğini biz öngörüyoruz. Geriye dönüş olmayacağını düşünüyoruz. 10 altın burada önemli. Bugün bir parça prim yaptı dediğim yerlerde. Ben 1831 dolara geçmesini bekliyordum sonra 1833 ve oradan sonra güzel bir milat başlayacaktır. 2000 dolarlara tekrar gidecektir diye düşünüyorum. Bunları insanlar sattıkları gibi almayı da insanlar dediğime bakmayın. Kurum ve fonlar merkez bankalarda aldıkları gibi satmayı da bileceklerdir. Burada güzel bir şey oluşturmuştu. Bir kemik seviye 1820'lerde falan. Bunun aşağısına bir gitmedi. Oralarda artık yukarı doğru ivmelenmeye ve yürümeye doğru devam edecektir. Ee, Rusya ile Ukrayna'nın savaşı bir hafta içinde biter diyenlere ben bir şey söylemiştim. Buradan belki hatırlayanlar, kulakları çınlayanlar olacaktır. Bir savaş meydanında eğer çocuklar ölmeye başlamışsa o savaş bitmez demiştim. Ve bu savaşın aslında Rusya ile Ukrayna arasında değil Amerika ile İngiltere, Amerika-İngiltere işbirliğinde Rusya ile yapılan bir gizli bir savaş olduğunu söylemiştim. NATO bu gibi vaziyetlerde çok önem arz ediyor tabii ki. NATO üyesi olan ülkeler kendilerini daha güvende hissetmek isteyeceklerdir. Sanki bu koku alınmış bir sıkıntı için Dünya Savaşı'na gitmesin korkularıyla bana göre İsveç ve Finlandiya'da bu NATO şemsiyesi altına girmek istemiş olabilirler diye ben düşünüyorum. Sonuçta bu savaş daha biraz uzun yıllar sürecekmiş gibi bana geliyor. Çünkü neredeyse 3-4 ayı bitirdik halen bir tık yok. İstanbul'da buluşmalar oldu, Antalya'da buluşmalar oldu. Uzlaştırma çabaları sonuç vermedi. Çünkü savaşan milletler Ukrayna ile Rusya değil, Amerika ile Rusya arasında olacaktır. Birbirini çökertmedikten sonra bu savaş bitmez. Arkadaşlar benim anladığım şey bu. Bir haberde Rusya'nın ekonomisinin bir ay kadar daha savaşa devam edebileceği yönünde bir haber çıkmıştı. Bana göre asparakas bir haber diyebilirim. Rusya savaşta olduğu halde rublesi değer kaybetmedi. Petrolü var, doğalgazı var. El altından ondan halen ülkeler petrollerini, doğalgazlarını alıyorlar diye düşünebiliriz. Artı Rusya'ya da artık bu işe bir ölüm kalım mücadelesi gibi gördüğünü söyleyebilirim. Ya orada işine Putin'in ya gidecek kafası gidecek yani başka türlü olmaz. Ya bir iç savaşla Rusya'dan kendi işini karıştıraraktan bu işi bitirecekler ve Rusya'yı iyice çökertecekler veyahut da Rusya başarı elde edecek, Ukrayna'yı da vuracak ve çevreden bir, birkaç ülkeyi de alıp doğal gaz maden kaynaklarını e, tekrar alıp belki de hepsini almaya çalışacak bilmiyorum. Tekrar ben buradayım mesajını vermiş olacak ve gövde gösterisi yapacak. Ya Bu basit bir iç çatışma değil. iki ülkenin çatışması gibi görülmemesi gerekiyor diye düşünmekteyim arkadaşlar. Altında bu şeyler, sıkıntılar devam ettiği müddetçe merkez bankaları kendilerini garanti altına almak için ve fonlar altın yatırımlarına devam edeceklerdir ve altının yükselişi devam edecektir. Bana göre bir kıyamet senaryosu gibi olabilir. Belki çok afaki olabilir ama bir anda 10 bin 3000 dolarda bulursanız da şaşırmayın arkadaşlar. Bu ekonomi vaziyetlerinde her şey olması mümkündür. Bugün alımlı bir gün yaşıyor ons altın ve dediğim seviyenin üstünde kapanması önem arz edecek. Gün kapanışını göreceğiz. 1831'in üzerinde kapanması oldukça önemli. Sonra 1873'e doğru gitmek isteyen bir eee ons altın göreceğizdir diye düşünüyorum ben. Epeydir gümüşe bakmıyorduk. Gümüşte de arkadaşlar bu hengamen içinde biraz ezilmişe benziyor. Yani ım, ipi bir 7 lira da durmuştu sonra 8-9 liraya sonra 10 lira 13 liraya kadar çıkan bir gümüş vardı. Gram gümüşten tabii ki bahsediyorum. Şu an bir onu bulmaya çalışıyorum. Şuydu galiba bakalım bir. Evet gram gümüş burada. Şu an 11 lira 9 kuruş seviyesinde gezmekte. Şimdi ona da bir rakam vermek istiyorum. Gümüş takip edenler eğer varsa şu an güzel bir Aşağıda işaretler görüyorum. Güzel bir böyle ıı, sinyaller görüyorum. E, dolayısıyla şu an kıymetli bir yerde bulunuyor. O kıymetli yeri size söyleyeyim. 11-18'in üzerine eğer geçerse alımlar hızlanabilir. Ve bu da onu direkt 12-32 kuruş seviyesine getirecektir diye düşünüyorum. 11-18'in üzerinde kalıcı olup olmamasına bakmamız gerekiyor. 11-18'in üzerine tutunamazsa tekrar 10 lira seviyesine 10.50-10.62 seviyelerine tekrar aşağı doğru hareket etmek isteyebilir. Ancak aşağılarda gördüğüm görüntü bunun günlükte daha yukarı gideceğini, 11-18'i geçileceğini gösteriyor ve orada tutunabileceğini bana işaret ediyor. Lütfen sizler de bu durumu, bu konuyu takip edin diye düşünüyorum. Kripto paralarla ilgili arkadaşlar şöyle bir şey hissediyorum. Fırtına öncesi bir sessizlikmiş gibi ben duruyorum ve hissediyorum. Şöyle düşünüyorum. 28 bin, 29 bin seviyelerine sanki kemik yapmış gibi gözlemlenmekte. Yani tartıldı tartıldı buraya kadar düşebildi. Daha aşağısı 10 bin lira falan bekleniyordu. 10 bin, 15 bin, Ben pek zannetmiyorum diyorum. Ve bunun fırtına önce son sesli bulup son alım fırsatları olduğunu düşünenlerden biriyim. Ne olursa olsun bundan da büyük fonlar, büyük yatırımcılar şu an öyle bekliyorlar. Bir anda bunun fişeklerini görürseniz de şaşırmayın ayı piyasasındayız. Şu an ayı piyasasında olduğumuz bir gerçek ve nereye kadar bu ayı piyasası geçecek. 40 bin dolar geçildikten sonra belki bir boğa piyasasına doğru tekrar bir hamle yapmak isteyebilir bitcoin piyasası. Altcoin'ler de oldukça ucuzlamışa benziyor. Şimdi bana göre bir yatırım tavsiyesi değil ama paranın böyle bir 5'te biriyle belki 2 yıllık 3 yıllık çok düşmüş ama sağlam coinlerden alıp bir sepet yapıp gözünüzü kapatıp yatabilirsiniz arkaya diye ben düşünüyorum. Oldukça düştü çünkü yarın bugün bu fiyatları bulamayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki herhangi bir tavsiye vermiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu aklımdan geçen bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet bugün köfteci isyan ediyordu. Dün market sahibi ben diyordu 4 tane dolabım var ikisini çalıştırıyorum ikisini çalıştırmıyorum. Elektrik parasını karşılamıyor diyordu dolayısıyla enflasyon arkadaşlar insanları bunaltmış bir vaziyette. Ben bunaldıysam herkes bunalmıştır. Ve bütün insanlar da bunaldığını ben gözlemleyebiliyorum. Hakikaten uzun yıllardır bu kadar enflasyonun ezici üstünlüğünü üstümüzde hissetmemiştik. E, mazota ve benzite yine zamlar geliyor ama artık o kadar alışkanlıkla alış, alıştık ki bir şeyi kanıksamak, bir şeyi yaşamaktan daha zordur. Şu an biz kanıksamaya ve uyuşmaya başladık etiketlere bile bakmıyoruz. Bunu hani normal bir şeymiş gibi hissetmeye başladığımız an işimizin de bittiği andır. Onu söylememiz lazım. Enflasyon çok ezici, çok yüksek. bir an önce bunun bir şekilde bir tedbirinin alınması gerekiyor. Ancak gördüğüm kadarıyla sadece dolara ve euroya baskı kalmakla bu iş götürülüyor. Başka türlü bir önlemler alındı mı alınmıyor mu? Şu an için onu göremiyorum. Madem ki arkadaşlar kurtuluş belki de Belki de yani bu madem o da bir araştır bir faiz denenmesi gerekiyor. Bir faizi denemekte de fayda var belki. Ya bir deneyin bakalım. Faiz denerseniz belki dolar dengeye girer. Dolar dengeye girerse belki fiyatlar da enflasyon fiyatlar da bir miktar aşağı inebilir. Ama bir faiz kartına hiç başvurmadan sadece dolara vurarak e, bu ekonomik düzeltilmesi işine ben pek e, mantıklı göremeyeceğim kıymetli arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim dolarla tekrar kapatalım. Çünkü çoğu arkadaşımız dolar takip etmekte. 15.84. Evet 16 barajı bir türlü yani bir türlü değil 2 gündür geçirilmiyor. Bu da zaten beklenen bir şey. Yani bir anda haldır haldır bunu zincirini bırakmak istem istemiyorlar ve istenmiyor. E, çünkü bu çok saçma bir yere doğru gider ve tepki çeker. Yani faizi de ellemedin, doları da tutamıyorsun derler adama. Dolayısıyla bütün yoğunluk dolar üzerine kurulmuş gibi gözükmekte. Bir de bunu haftalıkta şöyle bir bakmak istiyorum. Dolara haftalık hiç bakmamıştık. Haftalıkta da görüntüler hemen hemen aynı yukarıdaki seviyesine şu çizdiğimiz yol haritasında 18.40'lara doğru gidecektir diye düşünmeden kendimi alamıyorum. Haftalıkta başka diyebilecek bir şey yok. Artık önünde bir 18.40 kalmış diye düşünebiliriz bunu. 4 saatlikte bugün satış mumunu tekrar sizlere göstermek isterim. Şeyi e, dengelemek için doları e, bugün bana göre bir satış olayları hakim oldu. Bunu Merkez Bankası'nın yaptığını düşünüyorum. E, bankalar eliyle de olabilir. Şirketler eliyle de olabilir bir şekilde bir dolar satımı, satılması mümkün 500 milyon dolar olabilir belki bu meblağ. 1 milyar dolar olmaz da 500 milyon dolarla ufacık bir böyle bir rötuş bir balans verilmiş olabilir diyeceğim. Mermi bittiği zaman artık yapacak bir şey kalmayacak. Çünkü geldiği yeri doldurarak tekrar devam edecek. Satılan 500 milyon dolarla devam edecek. İstikrar ve güven olmadıktan sonra bu dolar kuru yukarı doğru vurmaya devam edecektir. Bugün afaki gelen şeyler size ama dünkü yaşadığın şeyleri unutturmuşa benziyor. Bundan çok değil 2-3 yıl önce doların 3 3 lira olduğunu hatırlıyorum. 3 liraydı dolar arkadaşlar. 3 liraydı. Bir zaman 2 lira 2.70 kuruş falandı. 3-4 yıl, yıl önceydi sanırım. 3 lira oldu. 4 lira olur mu diye habire insanlar olmaz ya mümkün değil olur mu böyle bir şey diye konuşuyorlardı. Bakın 3 liradan neredeyse 20 Aralık gecesi ne olmuştu? 20 Aralık gecesi 18 lira mı olmuştu dolar? En son kaça gitmişti ya? Ben de artık unutuyorum. En son hani bu vurulan gece hani dolara vurulmuştu. Hani biliyorsunuz 20 Aralık gecesinde kaç liradan bir şey yaptı bunu? Şöyle bir bakalım ya oraya ben de kafam karıştı iyicene. 18 liralar falan gelebilmiş yani. 3 liradan 18 kuruş. Hadi yani 80'i de saymıyorum. 18. 6 kat çıkmış. 6 kat çıkabilmiş. 3 yılda 6 kat çıkabilen bir dolar kurundan bahsediyoruz. Peki şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Düşünün o günden bugüne ne değişti, ne doğru gitti, işsizlik mi bitti, cari açık mı kapandı ki o zaman daha çok para vardı biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın kasasında. İthalat ihracat dengesi daha bir normal şekillerdeydi. Bunlara rağmen, olumlu bazı şeylere rağmen 6 kat gidebilen bir, 3 yılda 6 kat gidebilen bir dolardan bahsediyoruz. Peki şu an dolar kuru 15 lira. 84 kuruşu hadi boş verin. Boş verin 85 kuruş. 6 kere 15 ne yapar? Arkadaşlar 15 45 90. Küsuratı da koy. Küsuratlarla beraber neden 3 yıl sonra dolar 100 lira olmasın? Ben size bu soruyu sorarak bugünkü yayınımı kapatıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Ee, abone olmazsanız ee, İnsan hakikaten video çekme isteği azalıyor. Sonuçta piyasada bir sürü insan yorum yapıyor, bir şeyler anlatıyor. Ben anlattığı şeylerden bazen hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Ama e, takipçisine bakıyorum. 300 bin, 250 bin, 300 bin. Anlattığı şeyin çoğu zaman da tersine kaldığı halde insanları bazen korkutarak, insanları bazen manipüle ederek, bazen abartılı şeyler söyleyerek e, flash başlıklar ataraktan o şeylere ulaşmış gözüküyorlar. E, ben onlardan aşağı bir adam değilim ee, ve bu şekilde abonenin 30 binlerde kalması, 27, 28 30 beni rahatsız ediyor. Başka videolar çekmeye başlayabilirim veyahut da e, daha seyrek video atabilirim diye düşünüyorum. Ama ben sizleri seviyorum ve video çekmek istiyorum. Bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istiyorum. Bu yüzden kanalımıza abone olun. Eşe dosta da haber edin. Abone olsun arkadaşlar. Eşe dost önemli. Eş dost önemli inşallah. Onlara da bir haber edersiniz. Onlar da abone ve güçlenerek yolumuza devam ederiz diyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.